ya adımlık yerküre senin bütün arka bahçelerini gördüm ben. Yerküre'nin arka bahçelerinden kendi sözcükleriyle geçen bir kadın şairin Nilgün Marmara. Başka bir dünyanın bekleme odası olarak gördü bu dünyayı. Hem olmayı hem de olmamayı seçti. Otuzuna varmadan son verse de hayatına onun şiirleriyle başlayan şiir yolculuğu hala sürüyor. Müzik Dizeleri de tıpkı onun gibi düşle gerçek arasında gidip geldi. Hayatı boyunca adımladığı basamaklara sözcükleriyle bıraktı izini. Ne giz dökümcü ne de ikinci yenici. Kendine yeni bir akım ve sözcük dünyası yaratarak kaleme aldı dizelerini. İlkin kimselere göstermediği şiirleri bilhassa ölümünün ardından onu yaşattı. Dünyaya gelişinin anlam anlamsızlığını sorgulamaktan korkmadı. Burada daha ne kadar öleceğim? Yeryüzüyle gökyüzünün aracısı olarak bulutu haraca kestiğiniz yerde ben size alışamam. Toplumun kalıplaşmış normlarını insanı yerle yeksan eden kurallara, devletin kanunlarına karşı en büyük sözü söyledi. Olduğu gibi öldü. Cinayetini kimsenin işlemesine izin vermeden paralel sıra dışı yaşamlara sahip olarak adlandırılan kadın olmanın çelişkili süreçlerini benliğinde duyarlı olarak yaşadı. Kadınları hapseden, boğan toplumsal sırça fanustan intiharla kurtulmaya çalıştı. Nilgün Marmara eserlerinde cinsiyet ve kimlik sorununu da ince bir şekilde işledi. Yalnızdı. Salt evliliğinde değil, mesleki yaşamında da öyleydi. Erkek hekemen edebiyat dünyasında yer edinememişti. Kullandığı dişil imgeler birçoğu arkadaş çevresinde olan erkek şairler tarafından yeterince anlaşılmadı. Hatta kimi zaman okumaya değer bulunmadı. Toplumsal cinsiyet rolü olan kadınlık daima şairliğin önüne geçiyordu. Ondan beklenen eş, anne, kız evlat olma rollerini reddettiğinden çevresi tarafından cinsiz bir bebek olarak nitelendirildiğini düşünüyordu. Marmara'nın Mezar adlı şiirinde bu çıkmaz açıkça görülüyordu. Tükenirdi monolog. Kaçarken içine düştüğüm kara toplum. Düşle gerçek arasında gidip gelen, kırılgan bir izlekle yazdığı şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Şiirleriyle sadece kendi kuşağının şairlerini değil, Küçük İskender, Lale Müldür, Orhan Alkaya, Cezmi Ersöz, Ece Ayhan, Gülseli İnal, Onur Göknül ve Serdar Aydın gibi şairleri de derinden etkiledi. Hüzünlü kıyılarda gezinen bakışlarıyla edebiyatımızın önemli isimlerinden bir tanesi Nilgün Marmara, öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna cümlesiyle sık sık, anılıyor. Hayatı ve eserleriyle günümüzde çok konuşulan bir isim. Nilgün Marmara Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. Şairin üniversite bitirme tezi hem hayata hem de şiire bakışının en belirgin göstergesi oldu. Marmara tezinde sanki ruh eşi olan ve 29 yaşında intihar ederek hayatına son veren şair ve yazar Plat Silvia Plath'ı inceledi. Silvia'nın şiirlerindeki kadınsal öğeleri de analiz etti. Marmara tezinde Platin intiharını bir pasiflik örneği olarak değil, aktif bir eylemsellik içeren dış dünyaya karşı bir tepki olarak ele aldı. Şiirlerini Silvia'nın ölüm tutkusunu göz önünde bulundurarak inceledi. Ve o üniversiteden Silviye Plas'ın intiharı bağlamında şairliğinin analizi isimli teziyle giz dökümcü, şiirin öncüsü Silviye'ye selam ederek mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre yönetici sekreterliği yaptı. Kısa süren yönetici sekreterliği döneminin ardından bir reklam şirketine metin yazarı olarak girdi. Fakat ilk gününde ondan bir cenaze ilanı yazması istenince aynı günün akşamı işten ayrıldı. Daha sonra bebekteki Mısır Konsolosluğu'nda çalışmaya başladı. İlk haftasının ardından e, sinema günleri başlıyor diyerek buradan da ayrıldı. Henüz öğrenciyken Kaan Önal'la evlendi. Arkadaşları ve yakın çevresiyle sık sık şiir üzerine konuşup tartıştı. Ancak şiir yazdığını ilk etapta en yakınları dahi kimseye söylemedi. Ece Ayhan ve Cemal Süreyya ile yakın arkadaştı. Bir zaman sonra yazdığı şiirleri Cemal Süreyya'ya göndermeye başladı ve birkaç şiiri Şiir Atı dergisinde yayımlandı. Artık kendini tamamen şiire verdi. Eşi Önal'ın işi nedeniyle gittiği Libya'da şiirlerini daktiloya çekmeye başladı. Bir hüzün kraliçesinden çok daha fazlasıdır o. Kendi dili ve rengi olan bir kadın. İçe dönük bir dilin hakim olduğu şiirleri dönemin ve şimdinin şairleri tarafından hiçbir akıma dahil edilemedi. Kendine özgü ve biricikli şiiri ve karalamalar dediği yazıları dünya ile olan derdini yansıttığı şiirlerinde kullandığı kelimeler de kendine hastı. Dünyaya bırakılmış olmanın yarattığı kırıklığı şiirlerinden düşünebiliyorumun biliyorumun dizelerinde sezdiriyordu. Uyanıyorum küstah sözcüklerle. Ey iki adımlık yerküre senin bütün arka bahçelerini gördüm ben. Gördükleri karşısında duyduğu acıyla yalnız olduğunu imgelerle anlattı. Yerleşik yabancılığın acısı kelimelerini kazandırdı şiiriyle. Ayrıca çocukluğa özlem de şiirlerinde sıkça yer aldı bu dönem. Çocukluğunun asma katında ruhun ağrımazdı Şiirlerinde yarattığı yeni sözcüklerle sıradan dili kıran Nilgün Marmara hayatının sonuna yaklaştığı dönemlerde ölüm kavramına sıkça değindi. Arka bahçelerini adımladığı dünyayı 13 Ekim 1987'de Kızıl Toprak'taki evinin 5. katından atlayarak terk etti. Şiirleri ölümünün ardından Daktilo'ya çekilmiş şiirler adıyla 1988 yılında yayınlandı. Kitapta 1977'den 1987'ye ölümünden yalnızca bir ay öncesine dek yazmış olduğu şiirler yer aldı. Daktilo'ya çekilmiş şiirlerinin ardından yazdığı notları Kırmızı Kahverengi Defter adıyla kitaplaştırıldı. Ardından yıllar sonra günlükleri eksiksiz olarak Defterler ismiyle yayımlandı. Sonrasında ise şairin defterlerine eşlik eden bir tomar kağıdın arasından seçilen yazıları... Kağıtlar ismiyle yayımlandı. Eserde daktiloya çekilmiş şiirlerde yayınlanmış bazı şiirlerin ilk versiyonları ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış şiirler, bağımsız dizeler, dost mektupları Nilgün Marmara'nın intihar etmeden önce eşine ithafen yazdığı mektupsa şöyle. Sevgilim, her gün kötücül bir düşü kurmak ve onu taşımak artık kılgıyı gerektiriyor. Sana böyle bir yük bırakmak istemezdim ama sen akıllı ve güçlüsün, çabuk unutursun. Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini suçlu sorumlu saymasın. Çünkü suç yok. Yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu. Her anın niyesini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu. Çocukluğun kendini saf bir akışına bırakması ne güzeldi. Yiten bu işte. Bu tükenişle hiçbir yeni yaşama başlanamaz. Bu nedenle tüm sevdiklerime elveda diyorum. Beni bağışlayın. Bunu en çok annemden, babamdan ve Kaan senden diliyorum dostlarımdan da. Nilgün, Marmara, Önal. Seni hep sevdim Kaan. Hoşçakalın.